Son zamanlarda hep aynı rüyayı görüyorum. Deniz kıyısındayız. Sen yanımdasın. Biz şimdiki gibiyiz ama çocuklar küçük. Belgin ortaokulda. Ayhan ilkokulu bitirmemiş. Tarık ve Ediz okula yeni başlamışlar. Türkan daha küçücük. Çocuklarım hepsi yanımdalar. Ama içimde bir hüzün var. Belki de bunun bir rüya olduğunu bildiğim için. Gerçekte büyüdüklerini ve birer birer gittiklerini bildiğim için. Gidecekler tabii. Onlar da kendi yuvalarını kuracak. Kendi kanatlarıyla uçacak. Hep bugünler için dua ettik. Hep büyüdüklerini hayal ettik. Ama onlar gidince biz ne yapacağız? İşte bunu hiç düşünmedik. Günaydın. Ay Eşref.
ödümü kopardın. Oho, mis gibi kokmuş. Neler yaptın bakayım? Hı? Çocuklar gelmeden dokunmak yok. Aman, iyi bakalım. Bir de şu musluğa bakacaktım. Çocuklar gelmeden yapıversen. Tamam canım, halleder. Hadi sen çayı alıver. Oh. Kahvaltıdan sonra çarşıya insen. İnerim. Eksikler var. Olur canım, inerim. Konuştun mu? Kaçta geliyorlar? Belgin yarın uçağı 3'te. Türkan'ın okuluna uğrayacaklarmış sabahtan. Tarık dün aradı. Uçağı İstanbul'a iniyor. Oradan arabayla gelecekmiş. Arabayı nereden bulacakmış? Beraber gelseydi ya. Canım, çocuk yurt dışından geliyor. Röter falan olur. Bekletmesin Belgin yarı. Ediz motorla gelecekmiş. Motorla mı? Ta Ankara'dan. Ben de söyledim ama dinlemez biliyorsun. Allah Allah. Bu çocuk ne diye inat ediyor ki? Bayram vakti yollar kalabalık zaten. Bir iş gelecek başına. Ağzından yel alsın. Zaten huzursuzum. Ayhan'la da konuştum. Ayhan'ı sormadım. Olsun, ben yine söyleyeyim. Çünkü Ayhan'ın işleri çok yoğunmuş. Ama bir yolunu bulup... Ayhan'ı çağıran yok zaten. Yapsın o çok kıymetli işlerini. Lazım değil. Çok uzatmadın mı Eşref? Aksine bitti gitti. Benim konuşacak lafım yok Ayhan'la. Hem onun gönlü olsa kalkar gelir. Bayram bu. Hoş geldin. Buyurmaz mısın? Sağ ol kadıcığım. Dükkanlar kapanmadan yetiş. Çocuklar geliyor mu? Öyle mi gelmesin? Şimdiden gözün aydın. Serap ablaya selamlar. Selamlar. Bay bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldiniz Eşref amcacığım. Hoş bulduk Yusuf. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. İşler nasıl gidiyor? İşler de iyi. Bayram öncesi ya. Akşama kadar açıyoruz. Tabii müsaadeniz varsa. Oh, müsaade ne demek canım? Buradan sen mesulsun artık. Sen öyle uygun gördüysen. Ha Eşref amcacığım. Sarımsaklı'daki otelden aradılar. Bu sefer tam 10 kasa sipariş ettiler. Çok memnun kalmışlar. Kalacaklar tabii. Bugüne kadar almadıkları kabahat. Fabrikayla konuştun mu? Konuştum. Bayram sonrasına yetişir dediler. İyi bakalım. Hadi kolay gelsin sana. Ha, bizim eve de 5 tenekeye yolluyorlar. Çocuklar giderken götürsün olur mu? Ben kendim getiririm Eşref amcacığım. Sen niye zahmet edeceksin canım? Olur mu hiç? Ben getiririm. Ama akşamüstü getirsem olur değil mi? Olur olur. Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Alo Ayhan. Efendim anneciğim. Oğlum ne yaptın? Ayarlayabildin mi işlerini? Anneciğim ayarlamaya çalışıyorum işte. Gelecek gibi olursan ben sana haber veririm. Bugün Arife oğlum ne zaman belli olacak? Ya anne gözünü seveyim bir üstüme gelmesen. Zaten işim başımdan aşkın. Hem babam da benim gelmemi istemiyor ki. Bak Ayhan, bugün işini gücünü ayarla, hemen yola çıkın. Akşama burada olun. Anne. Olur. Bu seferlik beni affetsen. Hem zaten dilek de şey diyor. Ayhan. Bayramda hepinizi burada istiyorum. Bir daha da söylemeyeceğim. Anne gözünü seveyim Allah aşkına birine bir şey mi oldu? Bir şey mi olması lazım? Ya oğlumu özledim. Bu bir şeyden sayılmıyor mu? Ben de seni özledim anne. Gelecek misin?
Ben seni birazdan arayayım anne. Müşteri geldi. Görüşürüz. Efendim Melis. Alo. Neredesin? Benzinciye şimdi girdim Melis. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı da sıkıldım sadece. Tamam, sık dişini. Birazdan oradayım. Tamam, bay bay. Bay bay. Hadi, hadi. Ha, alo. Şey, bir kaza oldu. Motosiklet kazası ve bir yaralı var. Şeydeyim. Ayvalık yolu üstündeyim. Yani nasıl anlatayım ki şimdi size burayı? Hayır, hayır. Oraya gelmeden önce. Evet. Tamam, bekliyorum. Lütfen acele edin, ne olur. İyi misiniz? Affedersiniz ya. Bir şey olmadı değil mi? Tamam, iyiyim, bir şey yok. Ambulans çağırdım, şimdi gelirler. Ya tamam, iyiyim, bir şey yok dedim. Gerek yok, tamam mı? Ama siz de aniden çıktınız. Kusura bakma ya. Bundan sonra önceden anons yaptırırım geliyorum diye. Uyar mı sana? Bu halde gidecek değilsiniz herhalde. Saçmalamayın lütfen. Bakın, fark etmediğiniz bir hasar olabilir. Bu şekilde gitmenize izin veremem. Senden izin istemedim ki zaten. Ambulans boşuna mı gelecek şimdi? Benden çok senin ambulansa ihtiyacın var, tamam mı? Allah Allah. Çattık. Sonradan bir şey olursa sorumluluğu kabul etmem ama. Duydunuz mu? Bir dahaki sefere dikkat edersin kapını açarken, olur mu? Sağına soluna bakarsın. Özür diledim ya. Hem sen de bana çarpıyordun az daha. Allah Allah, suç bende yani, öyle mi? Baksana. İstersen yakınlarda bir yere bırakayım seni. Gerek yok. Erkek arkadaşım bekliyorum. Öyle mi? Öyle. Benzin almaya git. O zaman erkek arkadaşına söyle. Seni buralarda yalnız başına bırakmasın. Ya da böyle kapıları falan üzerine kilitlesin. Ne olur ne olmaz. Olur. Söylerim. Alo, Tarık, hemen gelir misin? Burada saçma sapan bir şey oldu. Eşrefciğim, musluğa bakabildin mi? Birazdan bakarım canım. 9, tamamdır. İki tane daha koysan canım. Ayhan'la Dilek için. Bak, Tarık da geliyor. 2 yıldır ilk defa beraber olacağız. Tatsızlık olmasın ne olur. Nasılsa gelmeyecek senin oğlum. Gelecek. Sen de onu affedeceksin. Öyle kolay değil o. Sen de var mı üstüme? Aylardır aradığı sorduğu yok. Çekti gitti. İşlerin başında beni bir başıma bıraktı gitti. Ben üzülmüyor muyum? Bu bayram hep bir arada olacağız. Eski günlerdeki gibi. Bütün çocuklarımız bu masada olacak. Hepimiz bir arada, yan yana. Kimse kimseyi üzmeden. Tamam mı?
Serap. Tamam canım, tamam canım, bırak sen. Ah, Serap, niye ağlıyorsun şimdi? Tamam, üzülme sen. Ah, tabak çanağı alalım mı hiç? Gel. Birbirinizi üzmeyin. Ne olursunuz Eşref. Üzmeyin. Şşş, yapma ne olursun. Sen ağlayınca içim gidiyor. Ağlama. Gelirse affet canım, söz. Sen üzülme yeter. Eşref. Hı. Sana bir şey söylemem lazım. Nedir? Söylesene Serap. Meraklandırmayın sana. Bir hal var sende. Söyle hadi. Yok. Yok bir şey. Geldiler. Türkan. Anneciğim. Anneciğim. Yavrum. Oh, anne. Biraz da bize bırak canım. Babacığım. Kızım. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Bu üst baş ne böyle? Ablamla biraz alışveriş yaptık. Sağlam bir şey alsaydınız bari. Aman. Ay ay i̇şte, ay. İşte gel ben. Yorulum benim. Oh. Büyük kızım da geldi. Babacığım. Canım benim. Oh. Kızım. Yakışıklı olmuş. Nasılsın kızım? İyiyim. Anneciğim. Gel bakayım canım, gel. Bana da. Anneciğim. Kızım ne oluyor? Ağlıyor musun? Yok yok, öyle gözüm sulandı biraz. Görüyor musun bak? Anasının gibi işte. Şişt, gel bakayım sen. Bir gel bakayım lan. Lan bir gel bakayım, bir gel bakayım ya. Ya ne yapma, ne yapma, ne? Ağırlaşmış bu be. Koca adam olmuş. Epeydir görmediniz, baba büyüdü tabii. Hadi inelim arka bahçeye. Hadi ben şunları bırakıp geleyim. Tamam. Ver ablacığım. Al abla. Kaan nerede? Kaan'ın bir işi çıktı anneciğim, gelemeyecek. Ne işiymiş bu bayram vakti? Yurt dışına gitti baba bir toplantı için. Onlara bayram değil ya. Gittim mecburen. Ben şunları mutfağa götüreyim. En sevdiğin tabakların. Aman canım kırılsın. Nazar çıkmıştı. Olur mu babacığım? Takımı bozuldu şimdi annemi. Acıkmışsınızdır. Bir şeyler getireyim. Ben getiririm anneciğim. Yok yok, sen yorgunsundur. Otur sen. Aldın ha arabanı. Bakayım şuna evet. Ya. Bak arabamın şurada gözleri de var. Aç kapılarını bakalım. Annem zayıfladı mı biraz? Bu aralar çok yoruyor kendini, ondandır. Beğendin mi? Bana mı diktin? Sana diktim tabii. Bayramda giyersin. Çocuk muyum anne ben ya? Hala bayramlık dikiyorsun. Beğenmedin mi? Yok yani, ne gerek vardı? Her zaman giydiklerimi giyerdim. Bayramlık mı kaldı artık? Benim gençliğimde çok modaydı bunlar. Hani şimdi de moda ya. Seversin diye düşündüm. Severim annem, sevmez miyim? Ama boş yere yoruyorsun kendini. Gerçekten gerek yoktu.
senin üstünde görünce yorgunluğum geçer. Hadi giy de gel. Sonra giyerim. Ben şunları götüreyim. Kaydını yaptırdık. Bayramdan sonra başlayacağım. Baba bir görsen. Okul o kadar güzel ki. Mühim olan yere değil kızım. Eğitimi. Hocaları iyi olsun. Al yap. İstemem. Mert koladan başka bir şey içmez anneannesi. Hoş geldiniz. Ha. Geldin mi Yusuf? Oraya bırak onları gel. Ama limonata da içmelisin. İçmeyeceğim. Hoş geldiniz Belgin ablacığım. Hoş bulduk ablacığım. Türkan. Yusuf. Ne haber? İyi, sen nasılsın? İyiyim. Dükkandaydım işte. Otursana çocuğum. Yok, ben rahatsız etmeyeyim sizi. Oturmaz o, bilmiyor musunuz? İstanbul nasıl geçti? Ya çok uzun, anlatmam lazım sana. Babacığım, biz bir Yusuf'la turlayalım mı? Burada konuşsanıza canım. Biz de dinleyelim bakalım İstanbul nasılmış. Ya dönünce anlatsam size baba. Geç kalmayız ne olur. Lütfen. Bırak Eşref, gitsin çocuklar. Ne yapacaklar bizle oturup? İyi bakalım. Dikkatle gidin. Gecikmeyin, abinler merak eder. Tamam. Sen nasılsın, görüşmeyelim? İyiyim. Gençlik ben. İşte. Bizim zamanımızda böyle şeylere izin yoktu. Yusuf'la Türkan beraber büyüdüler. Kardeşler onlar. Hem ben Mahsus yolladım. O yokken biraz konuşalım. Anlat bakalım okul nasıl? Düzgün bir yerde mi? Ha, okulun yeri iyi baba. İçin rahat olsun. Bu arada Türkan bölüme birincilikle girmiş. Girecek tabii. Bakma sen. Çaktırmıyor ama zehir gibi. Senin eve mesafesi nasıl okulun? Ben de bunu konuşacaktım baba seninle. Hı-hı. Türkan'ın bizde kalması zor olacak. Nedenmiş? Bizim ev okula çok uzak. Gidip gelmesi zor olur. Acaba bir yurt falan mı ayarlasak? Bir münasebet canım. Ablası dururken orada. Belgin'in evi şehir dışında sayılır Eşref. Kız yollarda perişan olacaksa. Olsun. Bilmediğiniz yerlere bırakacak halimiz yok Türkan'a. Sen benim evime hiç gelmedin baba. İstanbul'da bilmiyorsun. Ben İstanbul'u gayet iyi biliyorum. Türkan ya seninle kalır ya da İstanbul'a gidemez. Biliyor musun? Özleyeceğim galiba buraları. Nesini özleyeceksin? İstanbul dururken. Bayramdan sonra hemen gidecek misin? Hı hı. Okul bayramdan sonra açılıyor. Okula da böyle mi gideceksin? Yok artık. Babam bile laf etmedi şortuma Yusuf. Sana ne oluyor? Hiç. Bana bir şey olduğu yok. Biliyor musun, okula kayıt yaptıranların arasında üçüncü kez sınava giren bile vardı. Sen de vazgeçmeyeceksin değil mi? Hayır. Ben çalışıyorum. Görürsün bak, seneye ben de İstanbul'dayım. Hem belki senin aynı okulu kazanırım. Bir sene görüşmeyecek miyiz biz şimdi? Nasıl yani? Hiç gelmeyecek misin buraya? Sömestr'de gelirim herhalde. Herhalde mi? Herhalde. Dur. Bak sana bir şey getirdim. Galata Kulesi bu değil mi? Hı hı. Ablamlarla bir gün tepesine çıktık. Çok güzel. Aklıma sen geldin. Hezarfen buradan uçmuş diye anlatmıştın ya bana. Hı hı. Sen de uçacaksın. Pilot olacaksın. Görürsün bak. Sağ ol.
Ya gidince beni unutursan, yani aramazsan? Hiç kopmayacağız ki. Hem sen gelene kadar ben iyice alışırım İstanbul'a. Sen gelince de deli gibi gezeriz. Ama ya yeni arkadaşlar bulunca beni unutursan? Saçmalama. Gözümü açtığımdan beri sen varsın. Benim senden başka dostum mu var? Sen? Ben ne? Sen unutur musun beni? Sen unutmazsan ben de unutmam. İyi. Unutma. Bakalım neymiş? Kuzucuğuma güzel günlerde güzel sofralar kurmam, hep mutlu olman dileğiyle annen. Anneciğim, bütün tarifleri yazmışsın. Öğrenme vaktin geldi de geçiyor. Biz gidince kim hatırlayacak yemekleri? Ya öyle konuşma. Sen hiçbir yere gidemezsin. Sen annelerin en güzeli, en bir tanesisin. Sen de benim bir tanemsin. Selam. Belgin. Ediz geldi. Anneciğim. Çok özledim sizi. İdiz. Oğlum. Baba öpeyim. Hoş geldin. Oh, hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Ya bu halde hastaneye alıyorlar mı seni? Ha? Maşallah annem iyi bakıyor sana baba. Bayağı kilo almışsın. Bak ama ne bu canım? Hepiniz sözleşmiş gibi benim kiloma takmışsınız. Sen kendi haline bak. Ya Serap, buna doktor demeye bir şahit ister be. Aman, gelir gelmez var mı çocuğun üstüne? Bana sarılmayacak mısın? Amanın. Ablacığım, canım. Anne sen kilo mu verdin biraz? Yok canım, kıyafetten öyle gelmiştir sana. Anneniz yazar hep böyle zayıflar. Yerinde durmuyor ki. Aman Eşref. Vay, Junior ne yapıyorsun? Tak bakalım. Ben takayım. Ediz abim gelmiş. Ne haber fıstık? İdra abicim. Bana bak. Sen gitgide güzelleşiyor musun? Bana mı öyle geliyor? Sana öyle geliyordur. Aa. Bana iltifat etme. Aa, ama siz her zaman güzelsiniz madem. Ay. Yalancı. Mert Bey, alabilir miyim kaskımı? Hadi bak. Oğlum. Pantolonuna ne oldu? Önemli bir şey değil anne ya, ufak bir kaza. Kaza mı? Kaza mı yaptın sen? Ediz. Ablacığım yaralandın mı bakalım mı? Ya önemli bir şey değil. Pantolon gitti sadece. Hastaneye falan gittin mi? Telaşlanma Serap. Doktor değil mi? Bırak çocuğu. Bir şey olsa önce kendisi bilir herhalde. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Hadi aç arka bak şeye gidelim. Rahat bırakmıyor bu. Hadi aç. İşte geldik. Baba. Tarık.
Meryem, şu hale bak. Büyümüş bu ya. Londra yaramış buna. Yaramaz mı? Yaramaz mı? Ay koçum benim. Abla. Gel. Oy. Canım. Türkan, gel kız buraya. Şş, kocaman olmuşsun sen. Ha? İki senede büyüsün istersen biraz. Ben büyümüş müyüm? Sen her zamanki gibi güzelsin ablacığım. Maşallahın var. Mert, dayıcığım gel bakayım buraya. Bak dayın geldi oğlum. Ya bu koskoca adam olmuş. Öp bakayım bir kere buradan. benim size bir sürprizim var. Melis. Hadi gel. Gel bakalım. Tanıştırayım. Melis. Annem Serap. Merhaba. Merhaba kızım. Babam Eşref. Hoş geldin kızım. Merhaba, hoş bulduk. Ablam Belgin. Hoş geldin. Bu da bizim ufaklık Türkan. Merhaba. Gel bakayım. Bu da yeni ufak Mert. Çok memnun oldum. Kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama Tarık ısrar edince. Aa, olur mu kızım? Hoş geldin. Babacığım, Melis benim kız arkadaşım. Londra'da tanıştık. Öyle mi? Hiç bahsetmedin. Anneciğim böyle güzel bir günde getireyim, sürpriz yapayım istedim. Peki sen ne yapıyorsun Londra'da kızım? Ben Londra'da fotoğraf okudum ama artık İstanbul'dayım. İstanbul'da mısınız? Evet. Vay moruk! Sensin moruk. Yavaş. Bu ne hale oğlum? İyice İngiliz gibi olmuşsun. Sen kendi tipine baksana oğlum. Gel böyle. Edis. Bu Melis benim kız arkadaşım. Memnun oldum Melis. Yoksa motorcu düşmanım demeliyim. Ne tesadüf değil mi? Ben de memnun oldum. Siz tanışıyor musunuz? Kız arkadaşının bana bir kot borcu var bu arada. Bir dakika. Yoksa senin yere düşürdüğün motorcu Ediz mi? Melis? Ben düşürmedim. Kendisi düştü. Ne diyorsunuz siz ya? Biz bir şey anlamıyoruz. Önemli değil baba. Geçti gitti. Hadi gel bavullarınızı alalım. Hadi. Babacığım bak bunlardan da koyuyorum. Melis şunu uzatır mısın? Ne olur çok koyma. Bir tane daha. Hadi bak. Anne lütfen. En güzel yeri al bakayım. Al hayatım. Sağ ol canım. Sağ ol, çok sağ ol. Delikanlı gel bakayım buraya Mert. Kıskanıyorum ama. Abla. Babamla abim hala dargın mı? Ayhan İstanbul'a taşındığından beri konuşmuyorlar. Yapma ya. Bizimle de görüştü. O kadar söyledik gelmediydik ama dinlemedi. Buradaki kurulu düzeni bırakıp oraya geldiler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Babam abimi hayatta affetmez. Tarık? Ne yapacaksın şimdi? Planın var mı? Londra'dayken birkaç şirketle yazıştım baba. İşte İstanbul'a gittiğim zaman da onlarla görüşeceğim. Yani ne bileyim, birinden biri olur diye düşünüyorum. Abi sen de mi İstanbul'da oluyorsun? Bakacağız artık. Bu taraflarda iş bakmayacak mısın? Bu taraflarda mı? Yok. Yani ne yapacağım ki burada? İşletme mezunları her bir işi yapıyor. Belki bizim işleri büyütürsün. Altyapı var, pazar var. Yok artık. Baba, Londra'da zeytinci olmak için mi okudun ben? Değil mi? Ne? Canım, şimdi sırası mı bunların? Sonra konuşursunuz. Hadi dolma alın bakayım. Melis, sen sarma aldın mı? Aldım, teşekkür ederim. Ayhan mı acaba? Ayhan? Benim anne Kaan. İstanbul. Hoş
geldin oğlum. Hoş bulduk. Gel. Babam geldi. Oğlum. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Damat, yurt dışına gitmedin mi sen? Son anda iptal oldu. Ben de atladım, geldim. Yiğit, buyur gel. Herkese iyi akşamlar tekrar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Ben bir tabak getireyim. Ben getiririm anne. Getiririm kızım. Getiririm, getiririm. Enişte, Melis. Memnun oldum. Ben de. Ayhanlar yok mu? Abimin tipe bak. Çok iyiymiş. Vay be. Buradan giden ne kadar oldu? 6-7 yıl mı? Ankara mı? Aha. Evet, olmuştur rahat. Diplomayı alıyorsun değil mi? Hayır, almıyorum. Niye? Bıraktım okulu. Okulu bıraktın mı? Evet, bıraktım. Edis, sen tıp fakültesini bıraktın mı? Babam biliyor mu? Babam bilse sence ben burada olabilir miyim? Ne yapıyorsun peki sen? Çalıyorum. Şahane bir grubumuz var. İstanbul'dan teklif bile aldık. Gideceğiz herhalde. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin son senende. Ya öyle olmuyor işte. Nasıl? O kadar kolay değil. Olmuyor işte, zorla. Yanlış yapmışsın. Hayatta her şey zor, anladın mı? Benim Londra'da okumam çok mu kolaydı zannediyorsun? İyi de senin durumun farklı. Nasıl? Sen kendi isteğinle Londra'da okudun. Benimki öyle değil, biliyorsun. Ne olursa olsun. Diplomanı alman lazımdı. Elinde bir mesleğin olurdu. Ya yapma ne olursun. Söylediğime pişman etme beni. Babam yıkılacak biliyorsun değil mi? Şişt, sakın ha. Aramızda kalacak, tamam mı? Başka kimse de bilmeyecek. Söz ver. Ne kadar saklayabilirsin ki? Bilmiyorum. Bir süre. Babamın buradan çıktığı yok zaten. Haberi olmaz. Anneme söylemeyi planlıyorum. O beni anlar. İyi. Sen ne yapacaksın? Belli ki babam sen işlerin başına geçersin diye düşünmüş. Boş versene sen. Hayal dünyasında yaşıyor. İyi de dikkatli konuş, olur mu? Üzülüyor biliyorsun, şekeri var. O da her şeye üzülmesin. Sen onu boş ver de. Melis nasıl? Güzel kız değil mi? Güzel kız. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Önce bir iş bulayım da bakacağız artık. Ama kaçırmaya hiç niyetim yok. Sende ne var ne yok? Bende mi? Hı. Her zamanki gibi. Bir var bir yok. Biz Tarık'la Londra'da bir açılışta tanıştık. Ben fotoğraf çekiyordum. O da şarap içiyordu. Sonra bir ara baktım. Seninki benimle ilgili konuşuyor. Türk olduğumu anlamadı. Gözümün içine baka baka beni çekiştiriyor. Ne diyorsun? Sonra böyle bir yere yaklaştım, gülümsedim. Merhaba, ben Melis deyince yüzünün halini görmen lazımdı. Peki, aşık mısınız birbirinize? Aşık mıyız? Bilmem. Öyledir herhalde. Evlenecek misiniz? Daha çok erken canım. Ama abim annemlerle seni tanıştırdığına göre ciddi düşünüyordur. Öyle mi? Daha önce kimseyi tanıştırmamıştı. Tarık, kaç saat arayacaksın? Sen uyu, ben yatmıyorum. Saçmalama aşkım. Bak, kalkıp geldim işte, uzatma artık. Kalkıp geldin diye her şey halloldu mu sanki?
Elgin, kaç kere konuştuk bunu? Dinlemiyorsun ki. Eski bir arkadaşımla karşılaştım, oturduk yemek yedik. Kim gelip sana söylediyse onun niyeti bozukmuş. Neden senden duymadım o zaman? Neden başkasından duyuyorum? Kızıyorum ama artık. Resmen iftira ediyorsun. Ya sesini yükseltme lütfen. Bana bak. Senin başka bir derdin mi var? Ne demek o? Hayır, durmadan kavga çıkarmaya çalışıyorsun da. Belki başka bir derdin vardır. Benim derdim sensin Kaan. Son zamanlardaki tavırların. Belgin, geçeceğiz şuraya. Uzatma. Bak son kez söylüyorum. Gel dur. Beni delirtme. Ya yavaş konuş. Gel deyince geleceksin. Sana ne oluyor? Ne oluyor? Telefon açmamalar, çekip gitmeler. Ben bunları yutmam, biliyorsun değil mi? Ne iş çeviriyorsun sen? Bir iş çeviren ben değilim. Sen kocanı tanımadın mı hala? Ya aldatacak olsan burada işim ne? Ya yavaş. Kafanı çalıştır biraz. Haydi'nin yanında rezil etme bizi. Anladın mı? Anladın mı dedim? Anladım. Çocukları düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de. Ya Belgin'le Kaan biraz tatsız gibi. Ben de fark ettim ama düzelir. Çocuk kalkıp geldiğine göre. Aman huzurları kaçmasın. Bak Kaan'ın işleri iyi. Belgin'in rahatı yerinde. Maşallahları var. Biri hariç. Söyleme öyle. Ayhan da bir tanedir. Gelecek bak görürsün. Yarın gelecek. Ama bana söz ver Eşref. Onu kıracak bir şey söylemeyeceksin. Hele gelsin bakarız. Lütfen. Hatırım için. İyi, tamam. Tarık'a da kızma. Yabancı diyarlar gördü çocuk. Bu küçücük yerde ne yapsın? Burası onun evi. Orası öyle ama... Zeytincilik utanılacak bir şey mi? Olur mu hiç? Tarık öyle demek istemedi ki. Başka biri etseydi o lafları canını okurdum ama... Bilirim ki Tarık saygıda kusur etmez babasına. Bilir ki en çok emeği ona harcadım bunca yıldır. Vakit ver. Biraz adapte olsun o da. Bakarsın döner gelir işin başına geçiverir. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Seni hak etmek için ne yaptım diye düşünüyorum. Bunca yıldır elini hiç bırakmadın. Ne zaman canım sıkılsa... Bir sözünle iyi ettin. Tek benim mi? Herkesi. Bütün çocuklarımızı. Senin bu sabrın, bu güzelliğin olmasa hayat ne zor olurdu. Bir tanem benim. Melek karım benim. Asıl ben sensiz ne yapardım Eşref? 5 güzel çocuğumuz oldu. Kalbimi hiç kırmadın. Bana güzel diyorsun ama bu güzelliğim senden gelir benim. Allah çocuklarımıza da böyle bir mutluluk nasip etsin. Amin.
geldin. Geldik işte. İyi bayramlar anne. Sağ ol kızım, size de. Ayhan, baban namaza gitti. Gözü de yoldaydı. Bütün gün seni sorup durdu. Sahiden sordu mu anne? Sordu ya. Ayhan? Nereye gitti şimdi bu? Bu dünya hayatı... İzin ver öpeyim elini. Anneniz nerede bakayım? Serap. İyi bayramlar. Allah çok bayramlar eylesin. İyi bayramlar canım. Oy. İyi bayramlar. Babacığım hoş geldin. İyi bayramlar. Oh, Allah çok bayramlar eylesin. Hep beraber babacığım. İyi bayramlar. Anneciğim iyi bayramlar. Kızım bayram var mı ki giyseydin? Aman anneciğim başka bir gün. Baba iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar anneciğim benim. Fıstık. Oy benim paşam. Allah çok bayramlar eylesin. İyi bayramlar. Aferin oğluma. Gel bakayım. Öp bakalım. Annenin de elinden. Hadi. Güzel kızım benim. Seni öptüm mü ben? İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar babacığım. İyi bayramlar kızım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar oğlum. İyi bayramlar. İyi bayramlar baba.
Gerçekten ben seni incitmek istememiştim. Yani özür dilerim. Dargın mısın bana hala? Yok. Dargın değil. Geçti. Alıştınız mı oğlum İstanbul'a? Alıştık baba, her şey yolunda. Dükkan nasıl gidiyor? İyi gidiyor baba, yani o kadar çok yoğun talep var ki mal yetiştiremiyoruz bazen. Güzel. Baba evimiz de çok güzel, bir gün gelirsiniz inşallah. Ben gelemem oralara kızım. Benim yerime siz gelseniz ziyarete daha iyi olmaz mı? Gittiniz gideli aradığınız sorduğunuz yok. Beşe çıktı. Şimdi bak ben sana yedireyim. Gücün %100 olsun ha. Dilek ne yapıyorsun sen? Ya kalkıp geleceği tutarsa? Rezil olmak mı istiyorsun? Canım gelmem diyor işte zaten. Duymadın mı? Yani niye bana kızıyorsun? Ya ben aranız düzelsin diye uğraşıyorum burada. Sağ ol canım. Sağ ol. Oh, Feril sana. Feril. Diyorum ki bu gece hep beraber dışarı çıkalım. Nereye gideceğiz? Ne bileyim, bara gideriz. Ha tabii sen şimdi buradaki barları unutmuşsundur Londra'dan sonra. Bara gidelim diyor, gider miyiz? Olur, bana uyar. Bizde problem yok. Tamam gidiyoruz o zaman. Tamam gidiyoruz dedim. Okay. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Ne yapacaksın? Allah Allah, belki ben de geleceğim. Ne? Belgin bırak, bara gidiyorlar. Şimdi bizim kafamız kaldırmaz. Benim kafam kaldırır. Gidelim hadi. Aa, ablama bak sen. İyi tamam. Ya gidelim işte, kafa dağıtırız biraz. Benim kafam yeterince dağınık zaten canım. Tamam, ben Mert'e bakarım. Siz gidin. Tamam. Bunu da alırız ha. Tamam mı? Tamam, %100 olacağız. Ben de geliyorum. Olmaz canım, bana çocukları almıyorlar. Çok komiksiniz. Abla ya. Bir dakika ya. Bayram gecesi babamdan nasıl izin alacağız? Yani ablam söylesin işte. Evet evet. Hayır hayır dur. Abi, siz de gelirsiniz değil mi? Yok, biz gelmeyelim. Yoldan geldik zaten, çok yorgunuz, erken yatarız. Ayhan, gitseydik. Sen git istersen Dilek. Canım, ben sensiz bir yere gitmem, biliyorsun.
Ya ne oluyor pısır pısır, ne kaynatıyorsun sen? Eşref'cim. Hı. Çocuklar yemekten sonra gezmeye çıkmak istiyor. Tabii iznin olursa. Ha, ilk akşamdan bıraksınlar bizi yalnız. Canım çıksınlar, biraz hava alsınlar. Gitsinler bakalım. Türkan da gidebilir değil mi? Abileri yanında nasıl olsa. Yaşasın. Alabilir miyim? Hayır ola yavaş. Ne oluyorsun? Eniştemle aranız nasıl? Konuşmaya mı geldik buraya? Gidip dans etsene sen. Tamam. Hadi gel o zaman. Ver şunu bana, ver. Ne dansı şimdi? Sol. Sen Ediz'le dans etsen. Ne? Sen Ediz'le dans etsen, ben beceremiyorum. Ne olur. Teşekkür ederim. O ne? Tarık'ın hediyesi, Londra'dan getirmiş. Peki. Çok güzelmiş. Sen beğenmedin mi? Ya Dilek, Allah aşkına sen benim kravat taktığımı gördün mü hiç? Benim öyle bir işim mi var? Ben kravat takılacak yerlere mi gidiyorum? Aynı babam gibi aklı sıra laf sokuyor işte. Görmedin mi zaten, masada biz yokmuşuz gibi davrandılar. Bizi dışarı çağırmadılar bile. Hayatım yapma böyle, ne olursun. Yani seni buradan gitmeni kaldıramıyorlar belli ki. Ama sen hem kendin için hem de bizim için en doğru olanı yaptın. Onlar bunu anlamıyorsa bu senin suçun değil ki. Sen olmasan yapamazdım ama. Değil mi? Biliyor musun Eşref? Hı. Bu gece son 2 senedir ilk kez rahat uyuyacağım. Bütün çocuklarımızla aynı çatı altındayız. Eskiden olduğu gibi. Hepsi güvendeler. İçim rahat. Allah çocuklarımıza muhtaç etmeden, kimselere yük olmadan ölmek nasip etsin. O ne biçim laf şimdi? Hı? Hem senden önce ben yolcuyum. Sen sıranı bekle Serap Hanım. Eşref. Hı. Ben sana bir şey diyeceğim. Çocuklar artık kendi yollarını çizdiler. Olur da bir gün bir şeylere kızarsan, kendini de onları da üzme, olur mu? O ne demek şimdi? Söz mü?
Bir şey mi saklıyorsun sen benden? Hı? Sen söyle, söz mü? İyi. Söz. Serap. Allah Allah. Serap. Serap. Serap çaydanlığı ocakta unutmuşsun. Dibi tutmuş. Duyuyor musun beni? Allah! Allah!
Eşref Bey. Serap geçenlerde bana geldi. Vakti gelince bunu size vermemi söyledi. Bunun ne demek olduğunu anlamamıştım o zaman. Ama bunu kastetmiş meğer. Bahçedeydi. Dışarıya çağırıyor. Elinde bir mektup var. Hadi ablacığım. Sen kal istersen. Kardeşlerinde dursun. Canım kocam, Eşref Bey ve sevgili yavrularım, Belgin, Ayhan, Tarık, Ediz ve Türkan. Geçen gün sol yanımda bir ağrı başladı. Önce aldırmadım. Geçer dedim. Ama geçmedi. Bahara doğru aysizliğim iyice arttı. Bahar yorgunluğu dedim. Ama o da geçmedi. Geçen ay hastaneye gittim. Kimse endişelenmesin diye hiçbirinize söylemedim. Böbrek kanseri dediler. Yayılmış. Kemoterapi yapılamazmış. Çok geç kalmışım. Yine de yatıralım dediler. Ömrümün... Thank you.
Ömrümün son günlerini hastane odasında geçirmek istemedim. Sizleri perişan etmek istemedim. İstedim ki evimde, kocamın, ailemin yanında huzur içinde öleyim. Beni affet Eşref. Sana söylemedim. Çünkü söyleseydin tedavi olmam için diretirdin. Kendini de perişan ederdin. Daha çok üzüldük. Çocuklar, siz de affedin beni. Çaresiz hissetmeyin istedim. Vaktinden önce üzülmeyin istedim. Size söylemek istediğim de çok şey vardı. Şimdi hiç olmazsa birkaçını söylemek istiyorum. Anneciğinizin bu son sözlerine kulak verirsiniz dilerim. Türkan, sakın okulundan geri kalma. Babanın yüzünü kara çıkarma. Benim diktiğim elbiseleri beğenmediğin için kendine kızma. Sen büyüdün. Daha da büyüdüğünü göremeyeceğim için beni affet kızım. Edis, sen benim aklı hep uzaklarda gezen oğlumdun. Nerede mutluysan onu yap yavrum. Baban seni anlar. Yeter ki dürüst ol. Tarık, Melis çok hanım bir kız. Eğer seviyorsan hiç uzatma. Bir aile kur, baba ol. Asıl başarı iyi bir baba olmak. Asıl zenginlik ailedir. İş güç sonra gelir. Belgin, yavrum. Evlilik kolay iş değil. Sanma ki biz babanla zor zamanlar geçirmedik. Ama ne olursa olsun, sen her şeyin iyisini hak ediyorsun kızım. Bunu sakın unutma. Bundan böyle benim yerime sen sahip çıkacaksın kardeşlerine. Her zaman onlara ablalık ettin, gene edeceksin. Ayhan, babanı daha fazla üzme artık. O da seni üzmeyecek. Burası senin evin. Babanın yanına istediğin zaman dönebilirsin. Destek olursunuz birbirinize. Ama yine de doğrusunu sen bilirsin. Sen nerede iyi olacaksan orada ol. Ve baban ne derse desin, o senin hep yanında, hep arkanda olacak. Attığın her adımda bunu bil. Ve Eşref, benim hayatım, dostum, aşkım, benim canım kocam. İnsülin iğnelerin buzdolabında üst gözde. Çocukların telefonlarının yazdığı rehber salonda büfenin üstünde. Çayı demlerken önce biraz sudan geçiriyorum. Sen öylesini daha çok seversin. Bundan böyle sen de çayı öyle demlersin. Sen hayatımda tanıdığım en mert, en doğru adamsın. Hala da öylesin. Şimdi geriye dönüp baktığımda hayatımın en doğru kararını verdiğimi biliyorum. Çünkü ikimiz birlikte çok ama çok mutlu olduk. Bir daha dünyaya gelsem yine seninle evlenmek isterdim. Yine seni severdim.
Başka ne diyebilirim ki? Senden ayrılmak çok zoruma gidiyor. Sen ve güzel çocuklarım. Hepiniz bana hayatımın bir anlamı olduğunu gösterdiniz. Her şey için sağ olun. Yokluğum sizi üzmesin. Sizden son bir isteğim var. Söylenmemiş bir söz kalmasın aranızda. Söylenmemiş sözler insana yük olur, duvar olur. Konuşun birbirinizle. Her şeyi söyleyin. Ben hep yanınızdayım. Siz de hep birbirinizin yanında olun. Nasıl fark etmezsin baba? Nasıl anlamazsın? Nasıl bilmezsin? Tamam Tarık, kendine gel. Annem göz göre göre ölmüş. Sus ablacığım. Biz uzaktaydık. Ama sen... Sen buradaydın baba. Anlaman gerekirdi. Görmen gerekirdi. Biraz ilgilenseydin annem tedavi olabilirdi. Daha erken teşhis edilseydi annem şimdi bizim yanımızda olurdu. Cevap versene baba. Cevap versene. Cevap versene baba. Konuşsana. Tarık yanlış konuşuyorsun. Kendine gel. Ne yani? İşte ben haksız mıyım? Ya insan her gece aynı yatağa girdiği karısının hasta olduğunu anlamaz mı? Söylesene! Saçma sapan konuşma, böbrek kanseri diyorlar. Son ana kadar hiçbir şey anlamayabilirsin, babamın hiçbir suçu yok ki. Doktor kesildin şimdi başımıza. Biraz geç olmadı mı Ediz? Tarık! Ne? Babamı savunuyorsun. Çünkü tek suçlunun babam olmadığını biliyorsun. Hepiniz suçlusunuz! Fark etmeniz gerekirdi. Ben burada değildim. Eğer olsaydım ben fark ederdim. Annemi tedavi ettirirdim ve annem şimdi burada olurdu. Saçmalamayı kes ya. Burada kimsenin suçu yok. Sakin ol. Annem öldü. Annem artık yok. Annem artık yok. Burada tek üzülen sen değilsin. Sakin ol. Bunların hepsi sizin suçunuz. Annem sizin yüzünüzden öldü. Babamdan özür dileyeceksin. Duydun mu? Ne
Hep aynı rüyayı görüyorum. Ama bu kez başka. Sen artık yoksun. İçim açıyor. Yüreğim yanıyor. Gülümsüyorum ama içim kan ağlıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biliyorum. Babama ne olacak şimdi? Onu yalnız bırakamayız. Evet. Ayhan, babamın sana ihtiyacı var. Yani? Yani. Dilek'le konuş. İşlerini ayarla. Buraya taşınırsınız. Sen eskiden olduğu gibi babama işlerinde yardım edersin. Dilek de evle ilgilenir. Sen bu hakkı kendinde nereden buluyorsun abla? Sen benim hayatıma nasıl karışabilirsin? Ben annemin son isteğinden bahsediyorum. Annem böyle bir şey söylememiş abla. Ayhan istediği yerde istediği hayatı kurabilir demiş. Ayrıca Dilek gelmek istemiyor. Ben de dönmek istemiyorum. Kadar bencilsin. Ben bencilim öyle mi? Siz hiçbiriniz bencil değilsiniz. Bir tek ben bencilim öyle mi? Tamam abi, sakin ol. Yıllarca ben babamın yanında çalıştım. 30 yaşına kadar babamın yanında kaldım. Siz İstanbullarda, üniversitelerde okuyun diye ben kendimi feda ettim. Ben bencilim öyle mi? Siz benim emeğimi yediniz. Benim burada neler çektiğimi biliyor musunuz? Köle gibi çalışıp babamdan 3 kuruş harçlık almak ne demek biliyor musunuz? Ayhan, ne oluyor? Ben hep bekledim. Hep sizden bana sıra gelmesini bekledim. Ben hep buradaydım. Siz hep özlendiniz. Ben hiç özlenmedim. Siz hep değerliydiniz. Ben kıymetsizdim. Abi, yanlış konuşuyorsun. Ben mi yanlış konuşuyorum? Ben mi yanlış konuşuyorum? Artık ben salak değilim. Siz burada kalacaksınız. Siz burada babamın yanında kalacaksınız. Ben salak değilim. Bundan böyle sıra sizde. Abla, eniştemi de alıp gelsene buraya. Tarık, sen gel işlerin başına geç. Babam zaten hep seni istemişti. Beni değil, seni istemişti. Ediz. Sen okulu bırak, zeytinliklerin başına geç. Arada sırada dükkana geçersin. Vakit geçer, olur mu? Olmaz değil mi? Hiçbirimiz yapamazsınız bunu. Ama ben yapmak zorundayım. Hayatımı babama göre ayarlamak zorundayım. Artık sıra sizde. Ben yapmayacağım. Ben yapmayacağım. Abim haklı. Babam bundan sonra kendi başının çaresine bakmak zorunda. Kimse onun için düzenini bozamaz. Ya babam bizden böyle bir şey istemedi ki zaten. Biz o zaman neyi tartışıyoruz Ediz? He? Çünkü babamı burada tek başına bırakıp gidemeyiz. Çünkü annem bizden bunu istedi. Tamam! Barışmayın! Babam bizimle kalır. Ev büyük zaten. Ona bir oda veririz. Abla, saçmalama. Babam böyle bir şey asla kabul etmez. Etmek zorunda. Başka çaresi yok.
Hayır kızım. Var. Var. Ben burada kalacağım. Siz de evlerinize döneceksiniz. Ama baba... İtiraz istemiyorum. Herkes hayatına devam edecek. Baba... Ben çocuk değilim. Kendi başımın çaresine bakarım. Hem... burada yalnız değilim ben. Her yerde annenizin hatırası var. Annenizin kokusu... sesi, gülüşü... bu evin içinde. Ben onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Vakit geldi Serap. Çocuklarla bir bir vedalaştık. Tarık gitmeden elimi öptü, özür diledi benden. Ben de onu bağışladım. Hiç gönül koymadım. Türkan, küçük Türkan'ımız benimle kalmak istedi. Ama izin vermedim. Okulunu aksatsaydı bana çok kızardı. Belgin onlara taşınmam için çok ısrar etti. Kabul etmedim. Evimizi seni bırakıp hiçbir yere gidemem. Gitmem. Onlar genç. Elbette gidecekler. Hepsi kendi hayatlarına devam edecek. Ama bayramda geri gelecekler. Söz verdi hepsi. O vakte kadar ben burada onları bekleyeceğim. Sen varken beklemek bile güzeldi. Ama şimdi... ben sensiz ne yapacağım Serap? Ben sensiz ne yapacağım? Ne yapacağım ben sensiz? Seyyah oldum, şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kendi efkarımca okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu, gün akşam oldu, gün akşam oldu. İki elim gitmez oldu yüzümden. Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden. Kusurumu gördüm kendi özümden. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu, gün akşam. Gün akşam oldu.